Şöyle güneşin de güzel bir görüntüsünü alalım. Evet. Sonunda çıkabildik. Evet, Kalburlu Kilisesi. Güzel bir girişe sahip kilise. Şöyle bakıyorsunuz, gerçekten harika bir işlem var. Yapılış şekli, mantığı, görüntüsü gerçekten çok güzel. Şimdi içeri girelim. Kilisenin içine bakalım. Sonra çevresinde gezeceğiz. Evet. Mükemmel oyma yapılmış arkadaşlar. Ve yukarıdaki haş bezemeleri gerçekten harika. Şu anda kilisede flex yok arkadaşlar. Ama çok güzel bir oyma sanatı var burada da. Hem tepedeki kısım, hem şu yanlardaki şöyle gösterilirsem biraz daha net. Onun için uğraşıyorum. Tepede zira çok güzel bir şekilde yapılmış. Boyama yapılmış arkadaşlar burada. Görüyorsunuz küçük bir şekilde bir boyama söz konusu. Çok güzel dizayn, yani kesim, işlem ya mimarisi çok güzel arkadaşlar. Çok şey düşünülmüş, ince düşünülmüş bir mimariye sahip bir kaya kilisesi daha sizlere gösterdim. Şimdi dış tarafı tekrardan göstermek istiyorum. Burası çıktığınızda karşılaştığınız manzara ve şuranın şu güzelliği gerçekten insanı şaşırtıyor arkadaşlar. Çok mükemmel bir görüntüye sahip. Yani bunu düşünmek, yapmak ve bu hale getirip bugünlere kalabilmesi sıradan bir olay değil arkadaşlar. Evet. Buralar bir mezar olarak görüyorum ben. Şöyle baktığımda bir mezarlık alanmış ve sonradan yaşam alanına dönüştürülmüş. Şunlar, özellikle bunları görürsünüz Akdeniz bölgesinde. Bu tarz alanlar vardır ve mezarlar bunların içinde durur. Özellikle bunu Perre Antik Kenti'nde de gösterdik. Yani kıyı kentlerin tamamında bu mantıkta mezarlık alanlar, antik kentlerin çevrelerinde de zaten bunlardan var veya mezarlık alanlarda da bu görüntüde mezarlar mevcut. Aynı şekilde işte kaya arasındaki mezarlar da bu alanda mevcut, görebiliyorsunuz. Tekrardan şu noktada da gezmek istiyorum. Kilisenin içini gezdik zaten. Dış yüzünü anlattık. Burada aynı şekilde güzel motifli bir mezar görüyorsunuz. Kaya mezarı, iki tane. Hatta üç tane mezar var. Şu an ottan fark edemedim ilk baş ama. Boyama tekniği uygulanmış. Yine aynı şekilde güzel düşünülmüş. Görselliği güzel olan bir mezar içi görüntüsü burada da görebiliyoruz. Yani insanlar istedikten sonra neler yapabildiklerini görebiliyorsunuz. Aynı şekilde bakın burada da kaya içi mezarlar var. Havut mezar dediklerimizden burada da mevcut. Bir girişimiz. Burası da böyle küçük bir alan arkadaşlar. Aynı şekilde demiş, şurası bir mezar için inşa edilmiş olabilir. Çünkü o dönemde yetkililerin mezarları belki de ayrı tutulmuş olabilir. Kaya işleri, bunlar boş arkadaşlar. Onları belirteyim. Şuradan inmek istiyorum. Aynı şekilde giriş kısmı süslenmiş. Muhtemelen şu görüntünün aynısını içeride de yapmış olabilirler. İçeri girince bunu göreceğiz.
Fresleme yok arkadaşlar. 11. yüzyıl kiliseleri genelde. Ama sadece sanat, yani işleme sanatı olaraktan güzel işçilik vermişler. Freks maalesef bu iki kilisede de Freks'i göremedik. Burası su arkadaşlar. O yüzden fazla girmeyeceğim dip kısımlara. Yani birçok alanda birçok şeyi düşünülerekten, yani gerçekten emek veriliyor. Çünkü insanlar burada dini ibadetlerini yapacaklar. Böyle küçük bir merdivenden üst kata çıkıyoruz. Evet. Güzel güzel alanlara geçiyorsunuz. Tabii ki de zamana yenik düşen alanlar da mevcut. Tekrardan iniş yapalım. Evet. Şu küçük alanları da göstereyim. Demek ki iç su olan alanın dış kısmı da girişi bu şekilde. Bakın burası yıkıldığı için şu yapmış oldukları oymacılık buraya kadar geliyormuş. Burası yıkıldığı için buradaki görüntü, odanın dış tarafı tamamen uçmuş gitmiş durumda. Aşağı kısımlardaki kayalarda mezarlar görüyorsunuz. Kaya içi mezarlarda. Bu alanda mevcut. Şurada bir havalandırma var arkadaşlar. Oraya da bakmak istiyorum. Havalandırmayı görünce buraya da girmek istedim. Çünkü burada güzel bir alan gibi duruyordu. Büyük bir havalandırma olduğu için burası da bir kilise. Yani insanlar taşı elemişler. Yani biz düşünün, biz toprakla uğraşamıyorken o insanlar kayayı işlemişler, şekil vermişler, ibadethane yapmışlar kendilerine. Freksiz ama mimari yapıdan güzel bir kilise geziyoruz şu anda. Fazla ışığımız olmadığı için flaşımız karanlıkta fazla kendini belli edemiyor maalesef. Geçelim, bir yan tarafı da geçelim. Yani yan yana 4. kiliseyi de bu şekilde gezdik. Görmüş olduğunuz gibi hayvanlar da evlerine gidiş yapıyor şu anda. Akşamüstü. Ve bu şekilde ben de kayıtımı bitiriyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bu gibi yerleri kırmayalım, dökmeyelim lütfen.